Merhaba sevgili kovalar. Sevgili kovalar, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta geçtiğimiz hafta sonu Koç burcunda yaşadığımız ay tutulmasının etkilerini günlük hayatımızda hissetmeye devam edebiliriz. Özellikle yakın çevre ilişkilerimiz, yakınlarımız, kardeşlerimiz, komşularımızla ilgili bazı konular bizi meşgul edebilir veya seyahatlerle ilgili, eğitim hayatıyla ilgili yeni girişimler de söz konusu olabilir bu süreç içerisinde. Hafta başında Ay Boğa burcunda ilerleyecek. Pazar ve Pazartesi günleri bizim için de biraz evimiz, ailemiz, yakınlarımız gündemde olabilir bu iki gün. Mars ve Neptün arasında karşıt açı var. Mars-Neptün karşıtlığı özellikle maddi konularla ilgili dikkat etmemizi gerektiriyor. Bazı karışıklıklar olabilir. Bunun yanı sıra sağlığımızla ilgili konularda da dikkatli olmalıyız. Alerji gibi eğer bir şekilde kronik sağlık sorunlarımız varsa onlarla ilgili bazı pürüzlerle karşılaşabiliriz. İlaç ve alkol kullanımında da riskli hareket etmememiz gerekiyor. 21 Ekim'de Akrep Burcu'ndaki Merkür retro harekete başlayacak sevgili kovalar. 10 Kasım'a kadar Akrep'te Merkür retroda olacak. Bu da özellikle kariyer evimizde bizi etkileyecek gibi görünüyor. İş hayatımız, günlük hayatımız, kariyerimiz, bunun yanı sıra aile ilişkilerimiz, aile büyükleriyle ilgili kavramlar, onlarla olan ilişkilerimize Merkür retrosu boyunca dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı eski konularda, eski işlerle ilgilenebiliriz bu süreç içerisinde. Bunun yanı sıra günlük hayatımızda iletişim problemleri, iletişim cihazlarında sorunlar iş tempomuzu bir şekilde etkileyebilir. Özellikle iş yerindeki randevularda, görüşmelerde, toplantılarda daha dikkatli olmalıyız. Gecikmeler, ertelemeler günlük rutinlerimizi biraz yavaşlatabilir. Kariyerimizle ilgili belki bazı gözden geçirmeler de yapabileceğimiz bir süreç olabilir Merkür Retrosu. Bu süreç içerisinde yeni kararlar alabilir, eski projelerle uğraşabilir, eski işlerle uğraşabilir, eksiklerimizi tamamlayabiliriz. İş yerinde de beraber çalıştığımız kişilerle de bazı ilişkilerde, iletişimlerde karışıklıklar olabilir zaman zaman. Onlara karşı da dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Bu da kariyerimize daha fazla enerji harcamamıza neden olacak. Bir ay boyunca artık iş ve kariyerimiz, hayatımızdaki otorite kavramları, patronumuz, aile büyüklerimiz, anne baba, ebeveynler biraz daha gündemde olacak Güneş Akrep Burcu'ndayken. Bunun yanı sıra iş hayatımızda Güneş'in verdiği enerjiyle daha fazla öne çıkabilir. Daha şanslı ve iyi gelişmeler içerisinde olabiliriz. Haftanın genel seyrine baktığımızda Pazar ve Pazartesi günü Boğa Burcu'nda ilerleyen ay ev ve aileye dikkat çekerken Salı ve Çarşamba günü İkizler Burcu'nda ilerleyen ay biraz daha sosyalleşeceğimizi, yakın çevremizde arkadaşlarımıza daha fazla ilgilenebileceğimizi, çocukları olanların da çocukları ile ilgili konuları biraz daha fazla öne çıkarıyor. Perşembe ve Cuma günü Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Günlük hayatımız, rutinlerimiz, yine işimiz daha fazla gündemde olacak. Özellikle Cuma günü birçok işi halledebileceğimiz verimli bir gün geçirebiliriz. Cumartesi günü gündüz saatlerinde Ay Yengeç Burcu'nda, öğleden sonraki saatlerde, akşam saatlerinde de Aslan Burcu'nda olacak. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren ilişkilerimiz, eşimiz, arkadaşlarımız, ortağımız biraz daha öne çıkacak. Evet sevgili kovalar, günlük yorumları da gün gün takip ederseniz daha fazla detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.